Yeni bir bölüme geçiyoruz. Burada da bir yapay zeka geliştirme ya da production ortamı için neler gereklidir ve önemlidir onlara bakacağız biraz. Donanımsal odaklı. Bunların temelinde donanım geliyor tabii ki. Öncelikle neyin ne olduğunu bilmemiz lazım. CPU dediğimiz şey Central Process Unit, GPU, Graphic Process Unit ve HDD de hard disk. CPU yıllardır bilgisayarımızda kullandığımız işlemci olarak hesaplamaları yapan donanım ve yıllar içerisinde tabii CPU'ların gelişmesi vesaire burada ciddi bir yazılım başarısı da elde etmiş olduk. CPU'ların gelişmesiyle. Çünkü donanım eğer yeterince güçlü değilse, bazı özellikleri desteklemiyorsa yazılım sektörü de gelişemiyor. Mesela bazı oynadığınız oyunlarda da bu durumu görmek mümkün. Çünkü oynadığınız oyun normalde çok daha yüksek grafik başarısına sahip olabilir. Çok daha gerçekçi yapılabilir yazılımsal olarak. Yani sınırlar zorlanabilir. Ama eğer donanım o altyapıları desteklemiyorsa ya da o donanımlar çok sektörde yaygın değilse, çok pahalıysa o oyun geliştiricileri ya da yazılım geliştiricileri bu yazılımları geliştirmiyor. Çünkü satamayacağı, çok genele yayamayacağı ürünleri üretmezler açıkçası. Ve zaman içerisinde de görsel yeteneklerin daha da artmasıyla birlikte CPU artık tek başına yeterli olamaz hale geldi ve GPU'lar üzerinde işlemler daha da yoğunlaşmaya başladı. Grafiksel çalışmalar odağında. Bunu oyun sektöründen ya da mesela 3D alanında çalışan kimseler vesaire birçok alanda görebilirsiniz. Aynı zamanda onun içerisinde GPU'da CPU'dan çok daha fazla core, hesaplama yapan core olduğu için yapay zeka ve protokol seviyeli blockchain çalışmalarında da GPU çok çok önemli. Hani olmazsa olmaz kadar. Bundan dolayı hatta şöyle bir durum da oldu. Mesela blockchain sektörde çok teknik olarak kullanılıyor. Kimisi kripto para üretmek için kullanıyor. Binlerce, on binlerce GPU alıp bu alana yatırım yapanlar var. Ya da yapay zeka tarafında aynı şekilde. Fakat bunlar dünya genelinde hani yüzde olarak çok küçük olduğu için yani ne kadar paraları olsa da ne kadar güçlü ve yaptıkları şey katma değer üreten şeyler olsa da bir GPU üreticisi için mesela Nvidia için yeterli sayıda değil. Çünkü oyun oynayan çok çok milyonlarca kişi var. Onları hedefleyerek bir şey tasarlıyorlar. Blockchain için, yapay zeka için çalışan on binler, yüz binlerce kişi ya da bu tür insanları çok fazla ticari olarak hale almıyorlar diyelim. Bu nedenle şöyle bir durum oldu birkaç yıl içerisinde. Piyasaya herhangi bir GPU çıktığı anda blockchain tarafında çalışanlar, madencilik yapan ya da bunun altyapısını geliştirenler ya da yapay zeka projeleri için bunları kullananlar bütün piyasaya çıkan donanımları, GPU'ları satın aldı. Ve satın almasıyla birlikte de doğal olarak oyun oynayanlar GPU bulamaz hale geldiler. İşte böyle de bir negatif durum oldu. Ondan sonra Nvidia'da tabii Nvidia'da burada bir değişiklik yaparak artık protokol ya da yapay zeka içinde geliştirme, ürün üretmeye başladı. Burada bir dakikalık mola vereceğim. Çok fazla ses olacak. Evet, geri geldim. Bir ezan molası. Şimdi CPU ve GPU arasında derinlemesine çok fazla fark var ama temel olarak hesaplama farkı, hesaplama gücü farkı. Ve burada piyasada kullanılan tabii ki üretim yapan markalar var. AMD, işte Nvidia vesaire. Bunlar arasında biz özellikle Nvidia tarafına odaklanacağız. Bunun sebeplerini size anlatacağım.
Hani AMD kullananlar vardır muhtemelen aranızda. Mesela bunlardan bir tanesi MacBook. AMD kullanıyor bildiğim kadarıyla. Taylan'ın bir mesajı var. Hocam CPU direkt beyin, her işte azar azar GPU ise tek bir konuda çok güçlü. CPU bilgisayarı yönetme konusunda kullanılıyor aslında. İşletim sistemi genelde CPU üzerinde çalışır zaten. Ana mimari. Ama hesaplama kabiliyeti gerektiğinde GPU üzerinden ekstra bu hesaplama kabiliyetini sağlıyoruz. Dediğin özet olarak doğru yani. Yani birisi olur birisi olmaz durumu değil bu. Tercih değil. Normal bilgisayar çalışmasıyla ilgilenmiyoruz biz zaten. Geliştirdiğimiz yazılımların çok yüksek hesaplamaya ihtiyacı varsa öyle bir durumda GPU kullanmamız gerekiyor şu an. Ama normal bilgisayar, normal yazılım altyapı zaten CPU üzerinde çalışıyor. Ve burada muhtemelen aranızda MacBook kullanan vardır. Onunla ilgili özel olarak söylemem gerekiyor. Şu an GPU teknolojisi uçtu hocam. İnanılmaz ekran kartları var. Evet, fiyatlar da çok uçuk. Taylan. Yani normal kartlardan bahsetmiyorum. Ama yapay zeka tarafında kullanılacak kartlar gerçekten pahalı. Evet, bilgisayar... Para kimsede yok. Taylan. Bir de bir tane mesela örneğin Nvidia'nın driverlarını göstereceğim. O driverlarda örneğin 70 bin ile 120 bin TL arasında bir tane driver'a işte karta vermeniz gerekebilir. Ve bundan birkaç tane almak gerektiği zaman o zaman bir kara kara düşünme başlıyor. Bu aslında yani yapılmak zorunda kalınan bir şey ürün ortamında. Normal geliştirmeden bahsetmiyorum. Orada sorun yok. Yani çok çok pahalı değil normal geliştirme ortamları için gereken donanım. Ama ürün ortamı için gerçekten gerekiyor. O yüzden ikinci elcileri falan dolaşıyoruz yani. Ve orada da farklı teknikler var. Aslında ona da girebiliriz. Mesela paralel programlamayı çok sağlam kullanırsanız ki upper advanced konulardan biridir yazılımda. Paralel programlama konusuna ciddi hakim olursanız aslında birçok donanımı, farklı tipteki farklı donanımları bir arada kullanabiliyor ve onlara hesaplama yaptırabiliyor olursunuz. Bu da yazılımsal bakış açısı. Çok daha büyük projelerde kullanmayı planladığımız çok farklı teknolojiler de var. Aralarda söyledim aslında. Mesela bir blockchain network'ü oluşturup o network üzerinden her bir nodun başka bir bilgisayar olduğunu düşünün. Blockchain bilmeyenler için özet olarak söylüyorum. Ve o her bir nod farklı bir bilgisayar olduğu için böyle globalde bir altyapı oluşturup bunun üzerinde yapay zeka projelerini koşturabiliyoruz teknik olarak. Bunun üzerine de çalışmalarımız var. Globalde de birkaç tane çok sağlam çalışma var bu konuda. Tabii ki siz şöyle de yapabiliyorsunuz. Hatta bununla ilgili girişimler var mesela. Bir tane blockchain altyapısı oluşturuyorlar ki bu bahsettiğim model aslında blockchain'den çok daha önce de kullanılan bir şeydi. Orada örneğin üniversiteler, bilimsel topluluklar vesaire bunlar örneğin uzayla ilgili araştırma yapıyor ya da genetikle ilgili bir hesaplama yapacak diyelim. Bunların hesaplamaları çok yüksek donanım gerektiriyor. Çünkü o simülasyonları çalıştırmak kolay değil. Ya da süper bilgisayar gerekiyor bunlara. O da çok pahalı. O yüzden de bir gönüllülük esasına göre oluşturulan kendi bilgisayarının donanım kaynağının bir kısmını mesela bu bilimsel topluluklara hesaplama amacıyla kullandırabiliyorsun. Bu da bir paralel programlama tekniğidir aslında. Sizin bilgisayarınızda küçük bir client oluyor, küçük bir yazılım. Sadece sunucu tarafından gönderilen veriyi işlemek için gereken bir şey. O sisteme enerji satmış oluyorsunuz ya da vermiş oluyorsunuz, bağışlamış oluyorsunuz. Ve karşılığında da hesaplamanızı yapıyor. Hesaplamayı yapıyor kendi bilgisayarınız. Onun sonucunu ana merkeze gönderiyor. Bu şekilde binlerce bilgisayara parça parça iş yükü dağıttığı zaman her birisinin sonucunu alıp bunu paralel olarak birleştirip çok daha kısa sürede bu işi yapabiliyor.
Bunun blockchain versiyonu var. Şimdi artık blockchain'le yapabiliyoruz bunları. İşte decentralized AI dediğim konu bu daha çok. Computational power'ını ister kiralayabilirsin, ister satabilirsin bu tür ağlara. Tabii ki satma konusu henüz çok çok profesyonel değil. Mesela karşılığında cryptocurrency verenler var. Bunun karşılığında. Ya da hiçbir şey kazanamadığın da var vesaire. Gibi. Tabii hard disk de önemli. GPU konusuna biraz daha ayırayım. AMD kullanmıyoruz. Kullanamıyoruz değil. Bunun kullanabilenleri var. Makalelerini gördüm. İlgim olmadığı için okumadım açıkçası çok fazla. Ama mesela Macintosh kullananlar hani özellikle AMD üzerinde, AMD grafik kartları üzerinde mesela deep learning ortamı nasıl kurulur, nasıl ayarlanır bunu özellikle araştırırsa bir yolu olur. Ama ürün ortamında net olarak söylüyorum kullanılmaz. Bunun teknik sebepleri var. Onları açıklıyorum zaten. Adım adım giriyoruz. Hard disk aynı şekilde. Diskte de veri setlerinin boyutu çok yüksek olduğu için o veri setlerini depolayabileceğiniz ciddi hard diskler gerekiyor. En son aldığım hard disk 12 terabaytlık sadece arşiv için kullanıyorum mesela. Bunun gibi çok fazla hard disk almanız gerekebilir. Ve yüksek veri okuma yazma yeteneğinin olması da avantaj. Veri yazma konusunda çok fazla kritiklik yok yapay zeka odağında. Çünkü daha çok RAM üzerinde çalışabiliyorsunuz. Ve çalışmayı da tavsiye ediyoruz açıkçası. Çünkü her bir model eğitiminde alt kısımda teknik bazı sebepler var. Parça parça veriyi alıyor model. Ve bunu alırken de her seferinde diskten okumuyor tabii ki. Ya da okumaması gerekiyor. Çünkü disk okuması da ayrı bir performans sorunu. Orada da bir süre geçiyor. Milisaniyeler de olsa. Bunu sürekli sürekli yaptığı zaman modelin eğitilme vesaire süreçlerini de uzatıyor. O yüzden RAM üzerinde çalıştır. RAM'in çok yüksek olması gerekiyor. Bakın burada RAM'i özellikle yazmadım. Ama RAM ciddi yüksek olması lazım bu tür işlemlerde. Ama okuma hızı iyi olursa çok avantajlı olur diyebilirim. Yazılım tarafı bunu ara ara çok konuştuk. Özel bir sorunuz varsa bunları aralarda alırım. Aynı şekilde aklınıza geldiğinde sorun. Yazılım tarafında çok fazla. Hocam şu an en az 12 GB RAM lazım. Yani geliştirme ortamında evet. Production'da birkaç tane lazım ondan. Ama artık RAM çok pahalı değil. Hani onu kategori dışı düşünüyoruz. Bizde 6 var, laptop yetmiyor. Bizde derken okulda mı? Evde. Onun için parça parça özel bir ortam hazırlayabilirsin aslında. Hani toplama bilgisayar bir desktop kurup orada kendi konfigürasyonunu yapabilirsin. Yalnız sıkı araştırman lazım. Yani donanım tarafında danışmanlık yapıyoruz firmalara. Ama bu normal sistem donanımı değil açıkçası. Yani sistemci arkadaşlar mesela tabii ki bizden çok daha iyi biliyor. Donanımsal kısımları vesaire. Hatta donanım mühendisliği diye bir alan da var dünyada. Türkiye'de çok fazla olmasa da. Fakat bunlar yapay zekayı bilmediği için o tarafta fikir yürütemiyor. O tarafta hiçbir danışmanlık yapamıyor mesela. İşte biz de bunların arasını birleştirmeye çalışıyoruz. Ünü kazanayım hocam. Bu sene alacağım PC'yi. Vatan tavsiyesi de geldi. Peki biz konuya dönüyoruz. Yazılım tarafı bu şekilde. Cloud tarafı depolama hizmeti olarak kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü çok ucuz. Artık hard disk kiralama yani cloud'dan hard disk kiralama çok basit bir şey ve çok çok ucuz. Atıl olan diskleri kiralıyorlar. Hatta orada da farklı tipleri var kendi aralarında. Mesela soğuk depolama gibi şeyler yapılabiliyor. Bunun da Türkçesi şu aslında. Diyor ki benim elimde birçok farklı tipte yeni ve eski, yeni, eski ve sana lokasyon olarak yakın ya da uzak olan birçok depolama alanı var. Sen bunlardan en düşük performanslıyı mı istiyorsun diyor. O çok çok daha ucuz. Yani neredeyse üstüne para verecek kadar. Bunun sebebi de açıkçası diyor ki mesela oraya attığın bir şeyi sürekli olarak okuma yazma yapmayacaksan diyor. O diskler üzerinde. Ben de eski olan çok daha düşük kapasiteli diskler var diyor. Onları çok daha ucuza veriyorum falan diyor.
kısacası. Metinsel, görüntü vesaire, bunlar da çok önemli. Yani lokal diskinizde bunları tutmanız çok sağlıklı değil açıkçası. Uygulama ortamından bahsediyorum. Yani production seviyesinde. Ama mesela cloud tarafında ses, resim, video gibi veri işleme yapacaksanız yapay zekada, orada çok ciddi araştırın. Request per yani request başına ödenecek miktarı çok ciddi araştırmanız gerekiyor. Fatura ciddi kabarık olabilir. Sonrası da zaman. Bunu konuştuk zaten uzun uzun. Geçiyorum burayı. Yani bize donanım lazım. Donanımda da özellikle GPU gerekiyor. Bir tane de yetmez. Her zaman daha büyüğü falan. Aksi halde ne olur? Sorusunun cevabı ekranda. Nvidia konusuna gireceğiz ufak ufak. Bunu birazdan daha detaylı anlatacağım. Deep Learning çalışmalarında özellikle resim, video, ses gibi daha işlenmesi zor olan durumlarda, daha yüksek computational power gerektiği durumlarda Nvidia donanımları bize ciddi olarak yetişiyor, imdadımıza yetişiyor. İşte bu da Ar-Ge'nin gücü diyelim. Çünkü Nvidia yıllardır grafik kartına, hani yapay zekadan, bu yapay zekanın patlamasından önce de çok ciddi yatırımlar yapıyordu Ar-Ge olarak. Piyasada rekabeti elinde tutmak için açıkçası. Ama bunun avantajını da çok ciddi görüyor şu an. Piyasada Nvidia, yani bu kadar basit. Alternatifler henüz daha olgunlaşmadı ama üzerinde çalışmalar var. Mesela Intel'in Intel CPU'su var. O bu tür çalışmalar falan yapıyor ama çok hazır değil bildiğim kadarıyla. Peki, küçük bir özet geçtim burada donanımsal bakış kısmında. Öncelikle Nvidia kartına ihtiyacımız olacak. Production ortamında kesin olarak lazım. Geliştirme ortamında da, yani yeni bir bilgisayar alacaksanız Nvidia almanız gerekiyor. CUDA destekli GPU'lar var Nvidia'da. Bunların listesini göstereceğim. Şurayı özet geçtikten sonra. O burada CUDA nedir sorusunun cevabını bir araştırmanızı öneririm. Özetle C programlama dili üzerine genişletilmiş, yani C programlama dilinin daha çok grafiksel, computational power tarafında geliştirilmiş, genişletilmiş bir versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Orada hesaplama kabiliyetini artırıyor kısacası CUDA ve çok ciddi bir yazılım birikimi var orada. Bunu tabii Nvidia, CUDA destekli Nvidia GPU'larınız varsa zaten oyuncu arkadaşlar bilir. CUDA kurulumu vesaire, bunlar muhtemelen yapıyorsunuzdur. Ve Deep Learning, yapay zeka çalışmalarında da aynı şekilde bunları kurmamız gerekecek. Nvidia driver'larımız varsa. Bunların listesini birazdan göstereceğim. CUDA Toolkit'i de bu donanımdan sonra, donanımı varsa sizde, CUDA Toolkit'i kurmanız gerekiyor. Bu da yanlış hatırlamıyorsam 3.6 GB gibi bir şeydi. Ya da 3 GB, tam hatırlayamıyorum ama o civarlarda. Onu kuruyorsunuz. Hangi machine learning library kullanırsanız kullanın, fark etmiyor. Hepsinin CUDA desteği vardır. CUDA burada default olarak, sen ivme kazanmak istiyorsan hesaplamada, CUDA'm var mı diye soruyor kardeş kısacası. Ve PyTorch mesela, PyTorch'ta CUDA desteği var mı? Varsa şunu kurman lazım, yoksa bunu kurman lazım diyor. TensorFlow'da aynı şekilde CUDA odaklı bir geliştirmeleri de var. Ve onun haricinde ondan sonra da cuDNN SDK kurmanız gerekecek. Deep Neural Network Library, bu da gene Nvidia tarafından geliştiriliyor ve CUDA üzerinde çalışıyor gene. Bunun detaylarını göstereceğim birazdan.
Kubti bu olmak zorunda olan bir şey değil. Ama production ortamındaysanız tavsiye ederim. CUDA Profiling Tools Interface. Hani biraz daha CUDA'nın derinlemesine inip incelemek, metrikleri incelemek istiyorsanız bu arayüz size bu profiling yeteneğini sular. Kubti. Aksi halde çok kritik değil. CUDA Toolkit'i kurdunuz, üstüne bir de QDNN'i kurduğunuzda artık o GPU yanar. Yani çok sağlam bir hesaplama gücüne sahip olur diyebilirim. Ve o da sürekli güncelleniyor. Birazdan bakacağız. Diyelim ki donanım tarafında yapay zeka odaklı hiçbir bilginiz yok. O zaman size bazı kopya çekeceğiniz yerler lazım. Onlardan bir tanesi de Lambda Labs diye bir donanım toparlayıcısı var. Yani bilgisayar üretiyorlar. Ve bu ürettikleri bilgisayar da aslında toplama bilgisayar. Sadece kendi markalarını koymuşlar. Ve bunun içerisinde Nvidia kartları vesaire Deep Learning odaklı çalışmanız için gereken donanım parçalarını laptopta, serverda vesaire hazırlamışlar. Bu şekilde satış yapıyorlar aslında. Hani oyuncu arkadaşlar bilir, Monster markası gibi düşünün. Oyun odaklı bilgisayar toplanmış aslında. Üzerine de marka koymuş gibi. Bunun Deep Learning versiyonu. Bunlara bakacağız şimdi. Şimdi sadece Google'da Nvidia CUDA GPUs diye aratacağım. Ve onu paylaşacağım size. Şu an görünüyordur muhtemelen. Evet, bakın developer.nvidia.com. Burada CUDA GPUs diye bir link çıkıyor. Buna bakacağız. Recommended GPU for developers diyor. Bizden bahsediyor bu arkadaşlar. Ve aşağılarda bakın CUDA enabled Tesla products, CUDA enabled Quadro products, NVS products, GeForce and Titan products vesaire, Jetson. Bunların hepsi ayrı ayrı kategorilerde. Mesela daha günümüzde kullanılan, hani desktoplarda kullanılan donanımlardan GeForce ve Titan. Ama production ortamı biraz daha farklı. Orada Tesla ya da Quadro kullanılabilir. Bunlar da kullanılabilir. Ama daha yüksek hesaplamaları olabiliyor. Şurada bakın GeForce ve Titan tarafında Nvidia Titan RTX. Şurada da Compute Capability gibi bir alan var. Notebook Products kısmında da ayrıca belirtiyor bunu. Notebook için GeForce arıyorsanız onların listesi de burada. Yukarıdan aşağı doğru olay en güçlüden daha az güçlüye doğru iniyor aslında. Hani daha eskilere doğru. Ve burada GeForce RTX 2080, 2080 Ti vesaire 2070, 60 diye aşağı doğru gidiyor. Bunlar ne işe yarıyor? Ben bunu nasıl anlarım diyorsanız. Şu Lambda Labs'ı açıyorum. O sunumda da gördüğünüz site. Mesela hiçbir şey bilmiyoruz. Konuyu bilmiyoruz henüz. Kopya çekeceğiz. Bakıyorum Deep Learning Laptop with RTX. Bu listede gördüğünüz 2070 ve 2080. Dönelim listeye. 2070, 2080 bakın. Compute Capability 7.5'muş burada. Bunun üzerinde de zaten yenisi yok. Daha yeni bir Compute Capability olan burada. Ve anlıyorum ki demek ki bunlardan bir tanesini alırsam ben ciddi bir deep learning laptopu ya da server'ı oluşturacak bir kopyaya sahip olmuş oluyorum. Donanım altyapısına. Bunların detaylarına bakabilirsiniz. Aynı şekilde 2X GPU Workstation var. Laptop değil de Workstation olarak bunları almak isterseniz ya da 4X var aynı şekilde. 8X var. Bu artık arsa varsa arsayı veriyorsun. Karşılığında bunu veriyorlar gibi bir durum. Muhtemelen. Bunlar tabii mesela V100 aynı şekilde A100 bunlar da tabii ki tanesi aşağı yukarı tabii ki model vesaire göre bir 100.000, 120.000 bandında filan. Bundan birkaç tane olursa işte o fiyat bayağı bir uçuyor gibi. Burada da aynı şekilde.
4 tane GPU'dan bahsediyor. Tabi bunlar çok çok uçuk fiyatlar değil. Çünkü normal RTX 2080 fiyatları. Ama Tesla V100, A100 bunlar pahalı. O pahalı dediğim şeyler bunlar oluyor. Ve kopyamızı çekmeye devam edelim buradan. Bakın üzerine geldiğimde açtığımızda laptopta diyor ki GPU laptop with blah blah 2070 Max Q or 2080 Max Q Ubuntu ile gelecek diyor. Ubuntu'yu da kendiniz kurabilirsiniz. Üzerinde TensorFlow, PyTorch, Keras, CUDA ve cuDNN pre-install olarak geliyor zaten diyor. Bunları kurmak bir şey değil. Yani temel Linux bilginiz varsa mesela işletim sistemi bağımsız olduğu için söylüyorum. Bunların şunları zaten kurmakta sorun yok. Fakat işletim sistemi de biliyorsanız hiç sorun yok onlarda. Sadece bu ben uğraşmayayım diyenler için hazırlanmış bir laptop donanımı açıkçası. Şurada da Basic, Premium ve Max versiyonları var. Detayları buradan görebilirsiniz. Intel i7 mesela prosesör, prosesör 6 cores diyor. 32 GB DDR4, 16 GB diyen arkadaş şu an 32'yi görünce hazırlığını buna göre yaparsın artık. Mesela hafızada DDR4 yani yeni jenerasyon 32 GB'lık RAM var. 1 TB SSD. Dikkat edin. SSD diskin normal disklerden farkı var. Yani ciddi bir veri okuma yazma farkı oluyor. Ve onu da buraya dahil etmişler. Onun da fiyatı biraz daha yüksek tabii normalinden. Ama DDR4 ile SSD ciddi anlamda fark katıyor zaten burada. 16:1 display o çok kritik değil. Burada da ne yapmış mesela? i7 9750 gene 6 core aslında Max Q. Burada detaylarda bir fark var demek ki. Şu an farkı göremedim. Burada da 2080 Max Q gene. Ha düzelteyim. 2070 ile 2080 farkı var burada. Burada da gene 2080 ama 64 GB yapmış. Yani al bununla Mars aracı tasarla demiş kısacası. Hocam Casper Excalibur bence sağlam makine. Hiç kullanmadım. Eğer tecrübe ettiysen tabii ki. Burada marka falan hiç önemli değil bizim için. Nvidia'nın bu bahsettiğimiz donanımları destekliyorsa yani Tayland Tümer marka bir bilgisayar bile kullanabilirsin. Hiç sorun değil. Kendi adını basabilirsin oraya. Burada dikkat ederseniz 64 GB'lık bir RAM var. Bu efsane. Tabii yani şurası bir yabancı için sorun olmayabilir ama TL kazanan için çarpan etkisi yüksek oluyor. Ve böyle detaylara bakabilirsiniz. Bu faydalı. Buradaki asıl mesele nedir? Bakın. Compute capability olayı çok önemli burada. 7.5 diyor dikkat ederseniz. Bu hani laf olsun diye yapılmış bir şey değil. Hemen şuradan geliyorum. PyTorch kısmında. Bakın PyTorch'un detaylarına gireceğiz. Fakat özet olarak bakmak gerekirse şu sayfada şöyle bir şey çıkıyor. PyTorch build stable version 1.5 diyor. Preview seçebilirsiniz nightly. Bunu research amaçlı yapabilirsiniz. Production ortamında gecelik güncellemeleri, gecelik versiyonları almamanız gerekiyor kesinlikle. Hiçbir yazılımda. Çünkü bunlar üzerinde çok çalışılmamış, testleri tamamlanmamış, stable olmamıştır. Ürün ortamında stable version seçilir her zaman. İşletim sistemini seçtiniz. Bakın buradan Windows diyelim. Package Management Tool'unu da seçeceksiniz. Anaconda kuruluysa bilgisayarınızda. O da Python için kullanılan ayrı bir şey. Yapay zeka tarafında da yardımcı amaçlı kullanılıyor. İsterseniz pip'le de yapabilirsiniz. Seçtiğinizde alttaki komut değişiyor. LibTorch vesaire. Bu da kaynak kod üzerinden bunu derleyerek yapmak istediğinizde kullanabileceğiniz C++ odaklı açıkçası. Ya da kaynak kodu doğrudan indirebilirsiniz buradan.
PyTorch'un kaynak kodunu. GitHub'dan da indirebilirsiniz direkt. Zaten GitHub linki veriyor burada. Dil olarak da Python mı yoksa C++ ve Java mı? Hani hangisi için kullanacaksın? Default'ta Python. CUDA, bakın default olarak hepsinde Python, düzeltiyorum. Default olarak hepsinde CUDA sorulur. CUDA desteğinde ne istiyorsun diyor benden. Çünkü CUDA üzerinde tasarlanır bunlar. CUDA'yı da zaten Nvidia geliştiriyor. Yani size baştan beri bahsettiğim şey bu aslında. CUDA Nvidia'nın ürünü ve onun yeteneğiyle geliştiriliyor bunların hepsi. Ve burada da diyor ki PyTorch mesela TensorFlow'dan biraz daha farklı. TensorFlow 10.1 versiyonu, yanlış hatırlamıyorsam en son 10.1 versiyonunu desteklediğini söylüyordu. Birazdan bakacağız. Ama PyTorch diyor ki ben 9.2 versiyonuna kadar inerim diyor. Desteklerim. Tabii ki 10.2 versiyonda gelen, CUDA'nın 10.2 versiyonda gelen özelliği 9.2'yi kurarsanız kullandırmayacaktır diye tahmin ediyorum. Bunları seçebilirsiniz. Kurulum komutu değişir. Fakat eğer GPU yoksa bilgisayarınızda none seçip, bakın CPU only'yi kurmanız gerekiyor. Bunu default olarak mesela Torch Vision, Torch vesaire burada CPU özellikle yazar. Buna göre indirir ve kurar. Şimdi TensorFlow'a bakalım. TensorFlow'un da install sayfasında böyle bir özet var. Burada install kısmında şöyle geliyorum. Detaylı bir şekilde açıklıyor zaten. Additional setup kısmında GPU support alanına geliyoruz. Bakın GPU support is available for Ubuntu and Windows with CUDA enabled cards. Zaten size baştan beri bahsettiğim şeyi çok basit bir şekilde anlatıyor. Direkt burada uyarı olarak. CUDA destekli kart varsa GPU desteği var diyor. CUDA'da Nvidia'nın zaten, Nvidia kendi kartları için yapıyor. O yüzden AMD vesaire diğerlerinde olmuyor bu. Orada CPU odaklı çalışabilirsiniz. Benim bildiğim kadarıyla açıkçası. Hani AMD odaklı yapılan çalışmalar var. Bu Nvidia ile arasındaki kart rekabeti biraz daha dengelemek için üzerinde çalışmalar yapıyor ama çok çok yeni başladılar. Geliyorum burada. Bakın eğer TensorFlow'u GPU odaklı kuracaksanız diyor ki şunu yapman lazım. Pip install TensorFlow-GPU yazıp versiyonunu yazarsın. Bu kadar basit. Ama CPU only yapacaksan sadece şurayı yazma. TensorFlow yazman yeterli diyor. Direkt default olarak CPU only olacak. Donanım gereksinimlere baktığımızda bakın Nvidia GPU card with CUDA compute capability 3.5 ya da bunun üzerinde olacak diyor. Compute capability. Neydi o? Bakın şurası. 3.5 şurası oluyor. Yani 3.5'un üzerinde olacak. GTX 780 Ti ve üzerinde olabilir. Ya da 780. Ama bunu almanızı tavsiye etmem. Yeni bir makine alırsanız. Çünkü bu tür güncellemelerde mesela TensorFlow'un yeni bir versiyonu çıktığı zaman çıtayı yükseltiyor ya da PyTorch'un çıtayı yükseltiyor ve artık diyor ki compute capability 3.5 değil, örneğin 5 olsun, 6 olsun filan gibi. Mesela burada da 3.5'un bir tık üzeri 5.2. Muhtemelen bir sonraki çalışmada bu 3.5'un bir tık üzeri olan 5 ya da üzeri olacaktır. O yüzden geriye doğru uyumlulukta sorun yaşarsınız. Eğer düşük bir model alırsanız. Ve tabii ki bu da hesaplama kabiliyetini belirliyor. Sizin ne kadar güçlü bir donanıma sahip olduğunuzu gösteriyor. CUDA'yı ona göre kullanacak çünkü. Yazılım gereksinimi tarafında da bizim bahsettiğim şeylerin aynısı. Bakın Nvidia GPU Drivers CUDA 11 gerekli diyor. 10.1
Zaten yeni versiyonu 10.2 gibi. CUDA Toolkit burada bunu belirtiyor. TensorFlow supports CUDA 10.1 ve yeni versiyon. KubeDi aynı şekilde. KuDNN SDK 7.6 versiyonu. Buna bakalım. Şuradan göstereyim. Bakın hesaplama kabiliyetini ciddi oranda artıran deep learning odaklı, deep neural network odaklı bir library. Nvidia tarafından geliştiriliyor ve desteklediği library'ler de burada. Yani TensorFlow, PyTorch, MXNet, MATLAB, Keras, Caffe2, Chainer vesaire. Şurada bir hız farkını gösteriyor. Daha önce mesela QDNN 7.6 ile QDNN 6'yı karşılaştırıyordu. V100 donanımları üzerinde yapıyordu. Tesla V100'lerde. Şimdi de daha güncel versiyonu olan QDNN 8 çıktığı için onun üzerinde bunları gösteriyor. Aradaki farka bakın. Hatırlarsanız size CNN'in farklı modelleri var derken mesela saymıştım. Fast, Faster, RCNN, Mask, CNN, Mask, RCNN falan. Burada mesela Mask RCNN'le bir test yapılmış ve onun karşılaştırmasında da işte QDNN 8'in 7.6'dan arasındaki farkı gösteriyor. Efsane bir fark bu. Hız farkı. 7.6 ile de 6 arasında birkaç kat fark vardı zaten. Hesaplama farkı. Yani bu gittikçe donanım ve bu yazılımlar güncellendikçe hesaplama gücü de artıyor.